Herkese selamlar dostlar. 9 Temmuz 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. 2 tanesi de gece karşılaşması. Bilginize 2.30'da 4.30'da Inter Miami ile Orlando City karşılaşmalarını aldım. Diğerleri de gün içinde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmamızda Os BK ile Bodo. Maç skoru ne olur? Bu maçı da şeyden dolayı sordum sizlere. Bodo Glim son 2 maçları puan kaybediyor. Özellikle son molde mücadelesinde inanılmaz yani inanılmaz şeyler kaçtı. O yüzden sizce bu maç skoru mu olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Temmuz ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim. Aynı şekilde katıl Telegram gruplarına gelmek isteyenler ve skor bilen arkadaşlarımız da Instagram'dan benimle Kangal Bey olarak da iletişime geçebilir dostlar. Geçtim. Bir de dostlar sizi sizlerden ricam açıklama ve yorumlar kısmında Herkes açık Telegram kanalı var. Bakın, oraya da daha bu sabah bir tane canlı bahis attım mesela. Dün mesela kupon verdim. Gece mesela verdim bir şeyler. Ara ara buraya da canlı tutmaya çalışıyorum ben. Fakat sizlerin katılımı olması lazım. Katılımı göreyim ki biraz daha istekli olayım. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Yaz döneminde sizler de ufak ufak ücretsizdir burası da. Bununla bilgisini vereyim. Katılmak isteyenler buraya da katılabilir. Bilginize. Dostlar, dün bir tane NBA maçı vardı. Bak hem analizini koydum hem de sonunu koydum. Sol tarafta analizi var. Bakın Las Vegas maçı tamamlama maçı dedim. Bakmadım bak maça doğru düzgün hiç bakmadım. Bir 0-8 oranı var. Herhalde alır dedim. 80-78 yenilmiş. Benim buradaki maçım Spurs'un maçıydı. Bunu da nasıl anlattım biliyor musunuz? Mu? Bakın ben çok fazla spor sayfaları, haberler, basket sayfaları, Instagram, Twitter çok takip ederim. Haberler olursa değerlendiririm parayı basar alırım. Mesela San Antonio mücadelesi vardı Spurs'un mesela. Dedim ki bakın önemli bir şey var. Taraftar sadece Victor Vembanyama mı eleman var. Bu Fransız'dan Fransız'da, Fransız. Fransa'dan aldılar. Draft'ın birinci ismi dedim. Sırf bunu izlemeye bu maça gidecek derim. Ki bu maçta oynayacak ilk mücadelesi. Bu yüzden bu takım kazanır dedim. Diğeri de 1.08 orandan MBS2 koymuşlar ya. Bak sağ tarafa da koydum. Ya bu nesine dedim ki tamamen bok yemesi dedim. MBS3, MBS2. Ana maçı buluyorum ben. Para kazanacağımız maçı buluyorum. Yanına gidiyorum 1.08'den tamamlasın diye koyduğum maç. Son periyotta ne hikmetse 20 fark yiyip geliliyor. Bir de 2 fark veriliyor. Küfür eder gibi. Velhasıl kelam bu şekilde tamamladık. Bunu da size göstermek istedim. Canlı maçlarımız zaten devam ediyor. İdeallerinden sabah Japonya, sabah ben özellikle Kanada ile Polonya'nın basket maçları vardı. Abi canlı maçlarda kazanç elde ediyoruz. Bu basit. Bu kadar basit. Gruptaki arkadaşlarımıza bilir. Hatta sabah canlısını göstereyim. Sabah 10.51. 60'ın bir canlı. Polonya 2. set. 46.5 üst. 5 dakikalık canlı yazdım. Maç zaten 20-19. Kanada bırakmıyordu mücadeleyi. Polonya zaten favoriydi. Kanada da o an bir momentum kazandı. Aldım bir 56 gibi orandan kazandık. Avrupa canlımız, Nesine canlımız ikisi de geldi. Yeşillendik. Tertemiz oldu. Ondan sonra Nagoya maçı vardı. Yokohama ile Nagoya mücadelesi. İlk yarı bir buçuk üst verdik. Dakika 31'de direkt yeşilendi. 2 dakikada geldi. Altına da yazdı. Kızlı oldu ama bu bahis kazanmıştır. Biz zaten kazandırarak canlı bahislerden de ilerlemeye devam ediyoruz. Bunu da söyleyeyim sizlere burada. Temmuz ayından sonra bu gruplar en aşağı 350 TL olacak. iki seviye olacak. Ağustos oyunda zaten sizlere bilgilendirmesini yapacağım. Başlayalım isterseniz. Sizlerden ricamız videoyu açsanız like Like'larınızı bekliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone. Ya şu abone ile bir olalım da be baylar. Şöyle bir 27 bin olsun yani kanal. Bakalım başlayalım isterseniz. DC United ile Inter Miami karşılaşması. Inter Miami'nin son mücadelesini izledim. Kendi evinde son dakikalarda artık dakika 89 gibi şey oldu. Geldi de 2-2 oldu. Zaten KG var demiştik. Var ve üst demiştik. O da geldi. Martinez'in attığı güzel bir golle mücadele 2-2 beraberlikte ayrıldı. Ya yani Inter Miami'de Messi falan var da daha bunlar takıma gelmedi. Ya yani Busquets, Alba bunlar daha takıma daha katılmadı. Ya bu sezon ligde kalmayı oynayacaklar. Artık seneye artık bir planlama yaparlarsa bilmiyorum. DC United oynayacaklar. Kendi evinde iyi olan bir takım DC United. Ben Inter Miami'ye karşı ki önceki oynadıkları Haziran'da bunlar tekrar maç yaptı. Haziran'dan bu yana transferler de oldu da Inter Miami'yi zaten kendi evinde ezmişlerdi. Şu anda DC United kendi evinde oynamış olduğu futbolla birlikte Inter Miami'ye bence 2 gol atar diyorum bence. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.36 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Orlando City'de geçen hafta değerlendirmiştim. İzleyenler vardır. Kuponu almıştım hatta. Nasıl aldım? YouTube'da EFSA 1.5 üstü olarak anlatmıştım. 1.40 seviyesinin oranı vardı. O gün MLS kuponuna da 4.5 altına 1 olarak değerlendirmesini aldım. Ki oranı ben biraz daha kuponu yükseltmek istedim orada. 1.60 seviyesine çıkardım ben orada kuponu. Mücadele de ki 4-0 bitti. Burada Orlando'nun da ben gol bulmasını bekliyorum. Real Salt ki. O yüzden ben burada karşılıklı atacak gollere yöneldim. Zaten oranda ideal. 1.41 gibi oranı vardı. 1.40'a kadar düşmüş. Değerlendireceklere bol. Şanslar efendim. Görüşmek üzere diyelim. Geçelim. Sirius. Ya ben bu maçı almamıştım da anlatayım mı? Bu maçı vazgeçiyorum. Anlatmıyorum o mücadeleyi. İnceledim de kafama tam yatmadı. Malmö ile Mialbi karşılaşması. Şimdi dostlar Malmö bu sezon şöyle bir durum var. Herhangi bir Avrupa mecrasında oynamayacak. Tek odaklanması gereken yer lig. Lig olduğu için tek odaklanması gereken lig. Ligde de terör estiriyor adeta. Son mücadelesine baktığımız zaman da ve sürekli ligde sürekli bir galibiyet galibiyet gollü maçlar oynuyor dedim ya. Hatta Elfsborg şampiyonluğu şampiyonluk parolasıyla bir takım kurdu. Fakat Malmö şu an çok formda. O şampiyonluk biraz zor gelebilir gibi geliyor bana. Ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Burada Malmö tarafına gittim. Mialbi ile oynayacaklar. Malmö'nün ilk yerden atacağı bir gole idealden bir oran vermişler. Bir tane kombinlere girebilir mesela. 1.34 gibi oranı var Malmö'nün ilk yerden atacağı bir gole. Ki ilk yarılarda Malmö'nün oyun yapısına baktığımız zaman da şunu görmek mümkün. Malmö ilk golü bulana kadar abi çok basıyor. İlk golü buluyor. Dakika 17'de, 11'de gibi golleri buluyor. Ondan sonra Tempo o tempoyu biraz düşürüyor ama yine tempolu. Yine tempolu oynayarak da devam ediyor. O yüzden ben buradan Malmö'nün ilk yerden atacağı bir golü aldım. Onun bilgisini vereyim İdealden Kombinlere koyabilirim mutlaka. Biraz daha yüksek oran istiyorsanız da 2.5 üstünde 1 yaparsanız da 1.66 gibi orana kadar yükseltirsiniz. 1.66'da bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönden de bir değerlendirme yapabilir. Onun da oranı 1.66. Yüksektir. Os BK ile Bodo Greenpeace mücadelesi. Ben burada da Bodo'yu geçen hafta izledim. Canlısını yaptım. 2 tane canlı aldım Bodo'ya. Dedim ki maç 2-2-0 bitti. Hem 3.5 üst olarak canlısını aldım. Oranı vardı. Hem de ev sahibi 1.5 üst olarak aldım. Oranın oranı, oranı 1.65'ti sanırım. Canlıdan değerlendirmiştik. Şimdi Bodo 2 haftadır kaybediyor. 2 haftadır puan kaybediyor diyeyim daha doğrusu. Son molde maçı özellikle yani ben kaçanları göstereyim ben size. İstatistik anlamında maçı izlemeyenler varsa Şöyle bir baksın. 7 tane kaçan net pozisyon. 3 tane de direkten dönen top. Çok bastığı için e, Bodo orada. Arkada boşluklar verdi. Molde de tabii değerlendirdi. 2-0 öne geçti. Daha pozisyonlar da buldu Molde. Ama Bodo yani son dakikadan tıkıyordu. 3 2 az daha koparıyordu maçı. Ama biz zaten emsa 1.5 üst yaparak da ideal kombinelerde zaten kazanmıştık. Os BK ile oynayacaklar. Os burada biraz oynamak isteyecektir bence. Bodo'nun oranı da düştü zaten. 1.47 gibi oranı vardı. 1.36'ya düşmüş. Ben burada Dep bir buçuk vesaire değil doğrudan taraf tercih alıyorum. Dep basmanda olsa da ben burada Bodo'nun kazanmasını 1.36 gibi orandan bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Kalmar'la Asport mücadelesi. Bu mücadeleyi Sport Toto'da yorumladığım karşılaşmalardan bir tanesi. 0-2 olarak aldım sanırım Sportoto'da Toto'da ben bunu. Pardon 1 ve 2 yaptım sanırım. Bir taraf kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kalmar'da burada kendi evinde yani kazanma ihtimali olabilen bir takım. Esporga çelme takabilecek takımlardan bir tanesi. Kendi evinde iyi oynayan bir takım. Kadro kalitesi de yine Esporg dediğim gibi bu yıl şampiyonluk parolasıyla çıktı ona göre oynuyor futbolunu zaten ki kazandırıyor da son mücadelesinde yine 2-0 kazanarak da ev sahibi 1.5 üstü bir de kazandırmıştı. Burada Kalmar'la oynayacak. Ben burada Kalmar'ın da Erspol Kalesi'ne gol atmasını bekliyorum. Var seçeneğini değerlendirdim. 1.49 gibi de bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönüne bir değerlendirme yapabilir dostlar. Diğer mücadele Molde ile Bran karşılaşması. Burada da şöyle bir değerlendirme altına aldım. Yani Bran bu sezon zaten iyi. Ona hiçbir sıkıntımız yok. Molde burada ne yapacak o önemli. Hatta puan durumuna baktığımız zaman da son mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Bodoyla bildiğiniz üzere o maçı da izledim. kırmızı karttan sonra haliyle oyun sistemi vesaire her şey değişti. Bran tehlikeli bir takım. Ben burada şöyle bir değerlendirme yapacağım. Üstün onu çok açmamışlar. Ben ama mücadele... Dur. Gitmeyelim. Bir 30'a atalım. Evet, bir 30'a gitmeyeceğim. Ben burada Molde'nin Molde'nin atacağı iki gol. 2 gol. 1.52. 2.5 üstte ben zaten güzel. Yani skor beklentim şu. 2 ikisi de var bu mücadele. Molde tarafından ben 2 gol bekliyorum zaten mücadele üstte gitmesi için. O yüzden 2.5 üstte gitmeyelim. bran tarafı da zaten karşılık verebilir. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.52 gibi orandan değerlendirelim. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Diğer ekranda geçeyim. 6 tane mücadelem vardı. Değerlendirecekler ama bol şanslar. Videomuza bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı mutlaka unutmayın. osbK Bodo maç konuda zaten sizlere sorduk. Değerlendirecekler bol şanslar diyerekten de geçelim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.